Tarım Günlüğü'nden herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Malum uzun zamandır kanalıma videolar atamıyordum. Yani bu da işlerimiz baya yoğundu şu yaklaşık 2 aydır falan. Kendi başıma olunca da video çekmekte baya bir sıkıntı yaşadım yani. Videoyu çekseydim işim yarım kalacaktı. O yüzden videoyu çekemedim yani uzun bir süredir işlerim yoğunluğundan dolayı. Şimdi işlerimiz biraz hafifledi. Böyle arkamda gördüğünüz üzere gübre dağıtma remorkuyla önümüzdeki 2023'te mısır ekeceğimiz tarlalarımıza hayvan gübrelerini dağıtıyoruz arkadaşlar. Şöyle makinamızı inceleyecek olursak arkadaşlar, önce traktörümüz, kendi traktörümüz D30'da daha kullanıyoruz bu makinayı. Katı gübre remorkunu. Remorkun hareketlerini, arka şaplak hareketlerini, arkada gübreyi dağıtan şaplak hareketlerini kuyruk milinden alıyor. Diğer arka kapağı indirip kaldırmayı, altta götürücü bantları traktörden aldığı yağ basıncıyla hareket ediyor arkadaşlar. Remork Özyeşil Yurt'un 10 tonluk katı gübre dağıtma remorku, Master diyor. Master modeli oluyor arkadaşlar. Bunu yukarıda bir bizim komşu köyde kooperatif var. O kooperatiften kiraladık geldik. Orada da bir karar almışlar. Traktörler ya da fazla yük atıp makineyi arıza yaptırmasınlar diye mi nedendir? İlaveleri sökmüşler, öyle verdiler yani. İlavelerin kullanımını yasaklamışlar bir nevi. Bu kooperatifte gübre makinesini Konya Büyükşehir Belediyesi'nin destekli olarak almışlar. Bayağı güzel, geçen yıl da kullandık. Geçen yılki makine bundan biraz eskiydi. Bayağı bir arıza çıkarmıştı bize, alt götürücü zincirler kopmuştu. Ondan dolayı biraz sıkıntı yaşamıştık ama bu makine daha sıfır arkadaşlar yani. Öyle çok aşırı kullanılmış bir makine değil. Özyeşil Yurt marka dediğim üzere. Şu arkaya bakacak olursak, dediğim gibi şu dağıtan şu aparatlarını arkadaşlar kuyruk milinden aldığı hareketle çeviriyor şu iki parçayı. Alt götürücü zincirleri traktörün yağ basıncı ile çeviriyor. Bir de arka şu indirip kaldır arka kapağının hareketini, yukarı aşağı hareketinde traktörün yağ basıncı ile alıyor. Daha önceki videolarımda gördüyseniz arkadaşlar, burada ineklerimizin yazın saldığımız yerde böyle bir kepçe çağırdık. Kepçe ile toplayıp remorkumuzla da tarlaya dağıtıyoruz arkadaşlar. Yani geçen yıl, daha önceki zamanlarda traktör kendi remorkumuzla tarlaya sererdik hayvan gübrelerini. Ondan sonra traktörün arkasında kürek, gazaya vesaire onlarla toprağa yayardık. Bayağı bir zahmetli, eziyetli oluyordu bizim için. Ama şimdi bu 2 yıldır remorku günlük, işte kaç günlük işiniz varsa günlük bazda ücretini ödeyip ona göre kiralayıp getiriyorlar arkadaşlar. Yani bizim burada çok yaygın değil böyle makine ekipmanda. Tabii çok büyük çaplı araziler veya iş görecek yerler olmadığından dolayı pek kullanım yaygın değil bu makinelerin. 2 yıldır dediğim gibi kullanıyoruz. Gayet güzel, kullanışlı bir makine. Şimdi birazdan tarlaya gideceğiz. Tarlaya dağıtıp geleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi tarlamıza geldik. Abim makineyi çalıştırdı. Şimdi dağıtmaya başlayacağız. Traktörümüz 3 takviye 15-16 gazla çalışıyor. Şimdi arka kuyruk milinden hareketini alınca arka şeyimiz çalışmaya başladı. Evet. Gördüğünüz üzere makine bu şekilde dağıtıyor. Çok 10 numara 5 yıldız bir şekilde dağıtıyor arkadaşlar. Buraya 2023 yılında mısır ekeceğiz arkadaşlar. Silajlık mısır, o yüzden silajlık mısır ekeceğimiz yerlere sürekli böyle kendi hayvan gübrelerimizi dağıtıyoruz. Bu yılda dediğim gibi buraya remorku getirdik. Yani şu anda makineyle benim aramı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu halde bile tabii benim yanıma falan hayvan şeyleri gelebiliyor. Bayağı bir uzak mesafeye de atabiliyor. Yani şöyle bakınca tarlaya saptan dolayı çok gözükmüyor ama şöyle yere bakınca sapların arasında bayağı güzel bir şekilde dağıtmış arkadaşlar. Sadece bir de yani traktörün gittiği yer arkasına biraz daha yoğun. Hayvan gübreyi daha yoğun atıyor. Mesela önceki dağıttığında traktör buradan gitmiş. Buralar biraz daha yoğun hale, direkt orta olunca gübre fazla gelince ortaya fazla dağıtmış. Ama diğer tarafta da şöyle gördüğünüz üzere bayağı bir hayvan gübresi geliyor. Yani bayağı hoşuma gitti. Dediğim gibi 2 yıl, geçen yıl da getirmiştik. Geçen yıl da aynı makinaydı ama o biraz daha eskiydi. Onun götürücü zincirleri biz kullanırken kopmuştu. Onları yaptırdık. Bu makine daha yeni, sıfır sayılır yani. Öyle çok bir eski makine değil. Yani 1 yıl falan olmuş alana ama çok kullanılmamış. Tabii kooperatifte kiralama usulü çalıştığı için pek kullanan yok bizim buralarda yani.
Bayağı bir güzel kullanışlı makineler arkadaşlar. Yani bizim şu anda işimizi çok fazlasıyla kolaylaştırıyor. No, bu remork olmasaydı bu büyük tarlaya kendi küçük remorkumuzla çekecektik. Yani 2 gün, 2-3 gün falan uğraşacaktık çekmeye. 1-2 günde öyle yayma vesaire uğraşacaktın ama bu makineyle çok güzel bir şekilde yaklaşık dün öğlen başladık makineyle gübreyi dağıtmaya. Yani 1,5-2 günde dün 10-11 remork falan getirdik. Yani bir günde biraz sabah öğlen başladığımız halde akşam 8-9'a kadar 10-11 remork falan dağıttık. Yani biraz da erken başlanırsa daha fazla iş görür. Yani öyle traktörde aşırı bir zorlanma vesaire de bir şey yok arkadaşlar. Remork da tandem zaten 10 tonluk olunca Bolt X10 remorklu şey arkadaşlar. Öz yeşil yurt. Yani şöyle teknoloji bazen bütün işleri kolaylaştırır. Tabii bu teknolojiye yetişmek, ulaşmak bazen çok maliyetli olabiliyor ama sonuç olarak iş görme açısından bayağı güzel sonuçlar veriyor arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere çok süper, homojen bir şekildir yani. Diğer türlü kendi önceki senelere kıyasladığımda çok kolaylık, hemen yaklaşık 5-10 dakika olmadı. Hemen remork şöyle gitti geldi boşaldı. Tabii bu sizin dağıtma kapasitenize de bakar. Yani az bir röme çok fazla yere dağıtmak isterseniz yavaş gidersiniz. Ona göre de değişir arkadaşlar. Şimdi eve gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi tarlada gübreyi dağıttık. Köye doğru gidiyoruz. Yani şu tarlada siyahlığı görebiliyorsunuz. Yaklaşık burası 15 dekar olsa yaklaşık 15-16 dekar civarında bir tarlamız. 14-15 remork oldu. Bu 10 tonluk remorklar arkadaşlar. Bayağı bir fazlasıyla hayvan gübresi attık. Yani mısır, silajlık mısırda çok çok faydasını gördük. Dediğim gibi videolarımı izlediyseniz biz silajlık mısır vesaire ektiğimiz ürünlerde fazla gübre kullanmadan hayvan gübresiyle bayağı yüksek verimler elde edebiliyoruz. Tabii normal gübrede kullansak verimlerimiz daha da artar mı? O zaman da maliyet yönünü de bindiriyor. Ama kendi hayvan gübremiz, kendi hayvanlarımızdan çıkan gübre olunca maliyetlerimizi bu şekilde düşürüp karlı hale geçiyoruz. Yani seneye buralar mısır, o zaman mısır nasıl bir mısır olacak o zaman da görürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi hayvan gübresi yüklediğimiz köye geldik, Çardağ'a. Alan dar olduğu için geri geri giriyoruz traktörle. Yani burada önün girip burada döneceğimiz bir yer yok maalesef. Traktörle geri geri girip ona göre yanaşıp kepçeyle dolduruyoruz. Traktör remorkumuzun da arkadan görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Yani bayağı büyük, heybetli bir remork. Yani yaptığı iş 10 numara 5 yıldız. Tamam. Evet, yine bu şekilde kepçeyle dolduruyoruz arkadaşlar. Şöyle remorkun içini gösterebilirsem tam dolmadan. Evet. Remorkun alt tarafı da böyle arkadaşlar. İki tarafta zincirli götürücü bantlar vasıtasıyla gübre arkaya doğru gidiyor. O şekilde dağıtılıyor. Eğer bunun ilaveleri olsaydı daha fazla yük atıp daha çok yük götürüp daha işimiz daha kolay olacaktı ama kooperatifin aldığı karar neticesiyle ilavelerin sökülmesine karar verilmiş. Yani bu şekilde yine işimizi fazlasıyla görüyor. Güzel kolaylık arkadaşlar. Bu şekilde kepçeyle dolduruyoruz. Abim de burada yakıt ikmali yapıyor. Yaklaşık dün 30 litre mazot dökmüştük arkadaşlar. 15-16 remork dağıttık geldik. Yani tarlayla buranın arası yaklaşık
5-6 kilometre gidip 5-6 kilometre geliyor. Yani tarlada pek uzun sürmüyor iş ama yol mesafesi uzun olunca haliyle biraz şey yapıyor. D30'un karnını doyuruyoruz böyle. Tabi 30 litre 90 litrelik depoda hiçbir şey olmuyor arkadaşlar maalesef. Böyle gördüğünüz üzere arkadaşlar komple 6 adet damper çıkışı kullanılıyor. Bir de ekstra burada remorkun kendi freni de var. Fren takmak için ekstra bir çıkış olması gerekiyor. Maalesef çıkışlarımız buna yettiği için zaten öyle bayır rampa arazilerde kullanmadığımızda remorkumuzu frene de ihtiyaç duymuyoruz. Normal işte arka kapağı indirip kaldırma, alt ayakçağı indirip kaldırma gibi şeyleri kullanınca 6 adet çıkışımız, bizim traktörün çıkışı fazlasıyla yetiyor. Bilmeniz sokmuşlar neye soktularsa. Bu şekilde gepçe dolduruyor. Normal traktörün arkası da doldurmaya şey yapsak arkadaşlar yani çok uzun zaman kaybolacak. Remork büyük olduğu için ya 2-3 traktörle öyle doldurmak gerekiyor ama büyük kepçe olunca çok rahat bir şekilde çabukça iş bitebiliyor arkadaşlar.